Sevgili izleyiciler, sağlığım için her şeyin bu bölümünde aslında e, pek çok kişiyi yakından ilgilendiren e, ve ilgi alanına giren önemli bir konuyu konuşacağız. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp ve bu konudaki uygulamalar özellikle de Sağlık Bakanlığı'nın e, bu konuda e, tanıdığı e, uygulamalar. Şimdi bunlar acaba nelerdir? Bize bu konuda yetkili bir isim e, açıklamalarda bulunacak. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Profesör Doktor Nurullah Okumuş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sevgili izleyiciler, Sağlık Bakanlığı bünyesinde geleneksel ve tamamlayıcı e, tıp uygulamaları e, bölümleri kuruldu. Bu konuda e, aslında merak edilen pek çok şey var. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp denildiğinde Acaba işin içine neler giriyor neler girmiyor? Bu konuda bir takım şarlatanlar da var. Bunları nasıl ayırt edebilirsiniz? Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın tanıdığı e, uygulamalar çerçevesinde. E, eğer bu konuyla ilgili sorularınız, görüşleriniz, önerileriniz varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Sağlık Hizmetleri e, Genel Müdürlüğü'nün e, bünyesinde ve yetki alanındaki konulardan biri de geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları. Öncelikle bize rica etsem geleneksel ve tamamlayıcı tıp ne demektir? Bir de alternatif tıp kavramı var. E, bunların hepsi aynı şey midir? Birbirinden ne gibi farkları vardır? E, şimdi geleneksel tıp dediğimizde aslında genelde coğrafi bir bölgede ve belli kültürlere ait olan e, o kültürler özgü teori, inanç veya deneyimlere dayanan bilgi, beceri veya uygulama bütünlüğüdür. Hı hı. Şimdi örneğin e, Çin tıpı bir geleneksel tıptır. O bölgeye özgü, o yere özgü e, kendi e, işte bitkisel tedaviler veya farklı uygulamalar oraya özgüdür. Ancak tamamlayıcı tıp dediğimiz olay ise aslında daha global çerçevede tüm dünyaya mal olmuş, geleneksel tıptan daha farklı tüm dünya ülkeleri tarafından kabul edilmiş ve mevcut tedavi uygulamalarına tamamlayıcı olarak yapılan tedavi uygulamalardır. Alternatif tıbbı artık kullanmıyoruz. Hı hı. Çünkü bu yöntem mevcut tedavi yöntemlerine bir alternatif değildir. Hı hı. Geleneksel tamamlayıcı tıbbı anlatırken öncelikle söylememiz gereken net cümle şu. Net mesaj şu, burada uygulanan yöntemler, burada kullanılan her türlü araçlar asla ve asla mevcut modern tıbbın yerine alacak uygulamalar değildir. Bunlar mevcut tedaviyi tamamlayıcı uygulamalardır. Bir baş olabilir. Benim baş ağrım var, geleneksel tamamlayıcı tıbba uygun bir yöntem kullanacağım. Hayır, öncelikle bu baş ağrınız organik bir nedene mi bağlı? altında bir tümör çıkabilir bunun. Altında hı hı. bir anevrizma, bir damarsal bozukluk çıkabilir, altında bir hipertansiyon çıkabilir. Öncelikle hı hı. bu organik nedenin bulunup var mı yok mu? Varsa bunun mutlaka modern tıpla tedavisinin uygulanıp gerekirse tamamlayıcı olarak bu yöntemlerin uygulanması gerektiği. Öncelikle vatandaşlarımız bunu bilsin. Yani bunlar asla ve asla tek başına mevcut tedavi yöntemlerinin yerini alacak tedavi yöntemleri değildir. Ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde kısa süre önce e, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları hı hı. daire başkanlığı kuruldu. E, neden böyle bir e, ayrı e, bakanlık bünyesinde daire başkanlığı kurulmasına gerek duyuldu? Evet. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın 2013 yılında yapmış olduğu bir çalışma var. Çok güzel bir çalışma. Hı hı. E, 7 il, e, 7 bölge, 14 ilde yaklaşık eee 6000'e yakın kişinin katılmış olduğu bir anket çalışması yapıldı. Aha. Oldukça büyük bir çalışmaydı bu. Bu çalışmanın sonucunda vatandaşların yaklaşık %60'ı geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamalarını kullanıyor. Yani vatandaşın %60'ı zaten bunu kullanıyor şu anda. Ancak uygulanan yöntemlerin büyük bir kısmı genel kulaktan dolma bilgilerle yanlış, gerçeklik payı olmayan ve bazen de zarar verici ve en önemlisi, maalesef ve maalesef bunu çok duyuyoruz basında da duyuyoruz e, modern tıbbın gerektirdiği tedavileri bıraktıracak şekilde ah. yönlendirici şekilde uygulanan tedaviler. O yüzden sadece bizim sorunumuz değil bu tüm dünyanın sorunu. Dünya Sağlık Örgütü artık bu işin içerisinde ve Dünya Sağlık Örgütü bunu kabul etmiş durumda. Avrupa Birliği, e, Dünya Sağlık Örgütü işbirliği ile yapılan bir kambrella çalışması var. Ve bu çalışmada bir rapor hazırlandı. Dendi ki geleneksel tamlayıcısı tüm dünyanın sorunudur. Bu sorunun Artık belli mevzuatlar, belli kurallar çerçevesinde çözülmesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın peki tanıdığı geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları e, nelerdir? E, çünkü bu u, tamamlayıcı tıp ve geleneksel tıp dediğimizde ucu tamamen açık bir e, şey değil, bir konu değil. E, belli e, yöntemleri siz özellikle kullanıyorsunuz. E, Uygu, uygun buldunuz. Hangi yöntemler Sağlık Bakanlığı tarafından geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemi olarak kabul ediliyor? Şimdi e, Sağlık Bakanlığı tarafından bunun mevzuatı da hazırlandı. Hatta dünyada bu konudaki ilk resmi mevzuatı hazırlayan ülkede biziz. Şimdi elimde de hatta evet. hem Türkçe hem de İngilizce, İngilizce olarak. olarak hazırlanmış. Ee, bir yayın var. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları daire başkanlığı evet. tarafından çıkartılan dünyadaki bir yayın ee, ülkemizdeki e, mevzuat, geleneksel evet. ve tamamlayıcı tıpla ilgili hı hı. E, bu dünyadaki ilk, i̇lk mevzuat. mevzuat. Evet. Evet. Siz yayın önceki sohbetimizde e, özellikle Çinlilerin de e, herhalde bu, e, bu mevzuata örnek aldığını e, örnek olarak Şu anda değil mi? Çin'de evet. ilk defa uzun yıllardan beri yeni bir yönetmelik çalışması başladı. Hı hı. Ve bizim yönetmeliğimizde kullandıklarını kendileri de itiraf ettiler. Şimdi e, bir kere geleneksel tamamlayıcı tıpta şunu da söylemek gerekiyor. Hangi alanlarda alanlarda bu tedavi uygulandığını söyledi, söylemeden önce bir kere bu tedavi yöntemi mutlaka ve mutlaka bu konuda eğitim almış, hı hı. sertifikalandırılmış Hekimler ve sadece kendi alanında çalışmak üzere diş hekimleri tarafından uygulanan bir yöntem. Hı hı. Yani herkes tarafından uygulanacak bir yöntem değil. Şimdi burası ha, çok önemli evet. bir nokta geleceğiz sonra hı hı. buraya. Evet ee, Hangi alanlarda? Şu anda 15 alanımız var, var ama 14'ü sertifikalandıran e, hı hı. ve bizzat e, e, merkezlerde uygulanan alanlar. Nedir onlar? Akupunktur var, ozon tedavisi var, fitoterapi, homoyotopati. E, Halk arasında işte hacamat olarak bilinen veya işte kupa uygulaması olarak bilinen tedavi yöntemi, sülükle tedavi, mezoterapi, osteopati gibi 14 alanda e, şu anda geleneksel tamirci tıp uygulaması sertifikalandırılmış durumda. Şimdi Aslında o zaman e, hekim olmayan Hı -hı. yani diş hekimi Hı -hı. ya da e, doktor olmayan tıp fakültesini bitirmeyen kişiler bu uygulamaları yasaya göre yapamıyorlar değil evet. mi? Evet. Çünkü o zaman e, bu konuda ucu açık bir konu. Türkiye'de aslında doktor olmadığı halde tıpla hiçbir ilgisi olmadığı halde bazen somonla bel ağrısını tedavi ettiğini söyleyenler çıkıyor. Bazen bitkilerle bazen evet. enerjiyle. Şimdi siz de sağlık hizmetleri genel müdürüsünüz Sağlık Bakanlığı'nın. Sağlık Bakanlığı adına ekran başında bizi izleyen hem Türkiye'de hem de dünyanın dört bir yanında izleyen kişilere. Özellikle geleneksel ve tamamlayıcı tıp konularında. Nelere dikkat etmelerini söylersiniz? Gerçek uzman ile bu konuda şarlatanı nasıl birbirinden ayıracaklar? Şimdi e, bunun örneklerini yine basında çok görülüyor. Mesela e, yakın zamanda cin hastanesi gibi mesela haberler çıktı. Hı hı. Bu konuda hiçbir eğitim olmayan, sertifikası olmayan, diploması olmayan insanlar tarafından. Maalesef ve maalesef insanlarımızın hastalık anı ve sağlık ihtiyacı en zayıf noktasıdır. Hı hı, doğru bunu buna kavuşmak için insanlar yeri geldiğinde servetlerini harcayabiliyorlar. Hı hı, yani. Hiç çekinmeden bu o, paralarını harcayabilir ve bu insanlara gidebiliyorlar. Ve bunlar tamamen kulaktan dolma bilgilerle. Bir kere böyle bir tedavi uyguladığını söyleyen insanların bir diploması var mı? Lütfen buna dikkat etsinler. Bu çok zor bir şey değil. Diploması var mı? Bu konuda sertifikası var mı? Bu iki konu çok çok önemli. Bunu sorgulamak ayıp değil, zor bir şey değil. Lütfen buna dikkat etsinler. Ve bu kişilerin yapmış olduğu uygulamalar. Bunun yanında Sağlık Bakanlığı'ndan izni var mı? Hı hı. Lütfen bunu kontrol etsinler. Eğer yoksa şüpheyle yaklaşsınlar ve mümkün olduğu kadar bu kişilerle e, muhatap olmasınlar. Bu merkezlere gitmesinler. Çünkü bunun ciddi cezaları da var. Hem hı hı. siz sağlığınızı kaybediyorsunuz hem de bu kişilere paranızı veriyorsunuz. Hı hı. Eğer e, bir kere hekim olmadan tedavi uygularsanız 5 lira kadar hapis cezası, 1000 güne kadar adli para cezası var yetkiniz olmadığı halde, sertifikanız olmadığı halde böyle bir iş yapıyorsanız 3 yıla kadar yine hapis cezası, 500 güne kadar da adli para cezası var. Şüpheniz varsa, şüpheleniyorsanız lütfen bize bildirin. Çok basit bir sorgulamayla bu kişiler bu konuda yetkin midir, etkin midir, değil midir biz bunu kontrol ederiz ve vatandaşların zarar görmesini engelleriz. Sağlık Bakanlığı bünyesinde geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları daire başkanlığı kurulmasıyla birlikte pek çok e, kamu hastanesi ya da üniversite Hı -hı. hastanesi bünyesinde de e, bu konuda merkezler kuruldu evet. ve burada da e, hastalara hizmet veriliyor. Hı -hı. Şu an e, elinizdeki verilere baktığınızda e, Türkiye'de başlıca kaç ilde e, ve yine başlıca hangi illerde kaç tane e, tamamlayıcı tıp ve geleneksel tedaviler merkezi var? Ee, bu geleneksel tamamlayıcı tıp Uygulandığı merkezleri biz kabaca üç arıyoruz. Uh -huh. ee, şu anda e, en e, gelişmiş, en büyük merkezler e, uygulama merkezi olarak adlandırılıyor bizde. 29 tane uygulama merkezimiz var. Uh -huh. 29 uygulama merkezi. Ama bunun yanında birim olarak bu hizmeti sunan 279 merkezimiz var. Uh -huh. Yani ülkemizin neredeyse her ilçesine, her, her iline, bölgesine yayılmış merkezimiz var. Bir de Geleneksel tamamlayıcı tıp sertifikası alabilmeniz için eğitim aldığınız merkezler var. Hı hı. Bunlar daha çok uygulama merkezleri, aynı zamanda eğitim merkezi oluyor. 12 tanesi de bu uygulama merkezinin 12 tanesi de eğitim merkezi olarak şu anda geleneksel tamamlayıcı tıp e, hizmeti sunuyor. Başlıca hangi e, illerde toplanmış? Daha çok yer alıyor geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları merkezleri? Daha çok merkezlere. bunlar Marmara bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Ege e, bölgelerinde daha çok toplanmış durumdalar. Kuşkusuz tabii ki e, hastalar, hasta yakınları ya da vatandaşlar böyle bir e, hizmetten faydalanmak isteyebilirler. SGK geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının e, ücretini ödüyor mu? Ya da e, aynı şekilde yurt dışından gelecek hastalar için e, geri ödemesi bulunuyor mu o, bu ee, tür uygulamaların? Şu an için geleneksel tamamlayıcı tıbbın e, uygulaması e, geri evet. ödemesi yok. Aha. Yani hastalar eğer bu tür tedaviyi talep ettiklerinde e, bunun ücretini kendileri karşılamak zorundalar. Peki şimdi e, şey de merak ettim. Uzmanlık sertifikası dediniz, belgesi dediniz. Diyelim ki e, kişilere geleneksel e, ve tamamlayıcı e, uygulamalar konusunda genel bir sertifika mı veriliyor ya da diyelim ki kupa tedavisi Hacamat ya da işte e, sülükle e, tedavi, ozon terapi, akupunktur gibi konularda ayrı ayrı mı kişilerin sertifikaları oluyor. Ee, Öncelikle uzmanlık sertifikası değil, uygulama sertifikası diyelim evet. onu. Çünkü zaten e, o alanda hekim olan kişilere verdiğimiz bir sertifika Hı -hı. bu. E, sadece ve sadece eğitim aldığınız alanda uygulama yapmak üzere sertifika alıyorsun. Yani eğer siz akupunktur alanında eğitim aldıysanız, sertifika aldıysanız sadece onu uygulayabilirsiniz. Yani aldığınız sertifika. ...o 14 alanda size tedavi uygulama hakkı vermiyor. Sadece evet. eğitim aldığınız alanda bu konuda uygulama yapabilirsiniz. Peki merkezler dedik. Hı hı. Diyelim ki bir hastanede Marmara bölgesinde dediniz. İstanbul'daki bir kamu hastanesinde böyle bir geleneksel ve tamamlayıcı uygulamalarla ilgili merkez var. Bu merkezde bütün bu 14-15 uygulamanın hepsi yapılıyor mu... Yoksa orada çalışan kişinin hangi alanlarda yetki belgesi olduğuna göre değişiyor mu? Evet değişiyor. Yani e, bir hastanede bir merkezde sadece akupunktur uygulanabileceği gibi e, bir başka merkezde ozon, kupa veya bir başka e, üç tanesi uygulanabilir. E, yani hastanelerde o konuda eğitim almış hekimlere göre farklı alanlarda veya farklı sayılarda uygulama yapılabiliyor. Şimdi sizinle e, yapacağımız söyleşi hazırlanırken. Ben Sağlık Bakanlığı'nın ve özellikle de Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün web sitesini çok detaylı inceledim. Sevgili izleyiciler Sağlık Bakanlığı'nın ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün web sitesini deyince aklınıza tamamen devleti ya da kamuyu ilgilendiren bir web sitesi gelmesin. Gerçekten hastaları hasta yakınlarını ilgilendiren önemli bilgiler de yer alıyor. Yine burada geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarıyla ilgili olarak Türkiye'de faaliyet gösteren tüm uygulama merkezlerinin listelerine il il rastlayabilirsiniz ve gene hangi hastanede hangi evet. geleneksel tıp yöntemlerinin uygulandığını da görebilirsiniz. Evet. Gerçekten çok faydalı bir uygulama. Şimdi kamuyu konuştuk. Hı hı. Kamu dışında peki diyelim ki bir hekim sertifika aldı. Diyelim ozon terapi ya da akupunktur hmm. konusunda ya da hipnoz konusunda illa bir e, kamu hastanesi üniversite hastanesi bünyesinde çalışmak zorunda mı kendi adına bir klinik kurabilir mi ya da bir muayenehane açabilir mi? Ee, bir e, şu anda e, bir e, üniversite hastanesi veya eğitim araştırma hastanesi bünyesinde e, bu hizmetin verilmesini tercih ediyoruz. Evet bu muayeneler de yapılabilir ama e, mümkün olduğu kadar daha çok bunların hastane şartlarında bu hizmetin hastane şartlarında verilmesini e, istiyoruz. Şimdi e, bazı geleneksel e, tedaviler var aslında yüzyıllar öncesine dayanan bunlardan biri de e, kupa tedavisi hı hı. ya da e, hacamat diye de bilinen e, yaş kupa tedavisi. Evet. E, biraz hacamat nedir, kupa tedavisi nedir? Hangi e, sağlık problemlerinde? Geleneksel bir tedavi olarak e, gerçek bildiğimiz e, medikal e, tıbbi tedavilerin yanında uygulanabilir. Şimdi e, kupa tedavisi ve hacamat tedavisi dediğimiz aslında birbirine benzer e, uygulamalar ama e, genelde iki şekilde uygulanıyor. Birincisi e, kuru e, cupping dediğimiz veya kuru kupa uygulaması dediğimiz burada sadece lokal dolaşımı hızlandırmak amacıyla herhangi bir ciltte kesi yapmadan uygulanan kupa tedavisi. Diğeri ise daha çok halk arasında hacamat olarak bildiğimiz ciltte yüzeyel kesi yaparak kupanın oluşturduğu basınçla vücuttan kan çekilmesi yöntemi uygulandığı veya yaş kupa uygulaması dediğimiz yöntem. Şimdi e, kupa tedavisi de tekrar söylüyorum e, belli şartlarda belli kişilere uygulanması gereken bir tedavi yöntemi tek başına bir tedavi yöntemi değildir. Tamamlayıcı bir yöntemdir. Bellilikleriniz varsa yapamazsınız. Örneğin kanama pıhtılaşma bozukluğunuz varsa yapamazsınız. Uh -huh. Bir trombofilebit dediğimiz cidde bir enfeksiyon varsa, bir yara varsa, bir venöz dolaşım bozukluğu varsa, bir varis varsa mesela o bölgeye yapamazsınız. Çünkü kanama riskini daha da artırabilirsiniz. Çocukluk yaş grubunda yapılmaz mesela. Bunu çok istemiyoruz. Ee, bu tedavi yöntemiyle yapılan işlem aslında o bölgede hem kan dolaşımını hızlandırmak, uh -huh. doku canlılığını artırmak hem de vücutta biriken artık madde, maddeleri, metabolizmanın oluşturduğu artıkları çeşitli yöntemlerle vücuttan uzaklaştırabilirsiniz. Karaciğerden, akciğerden, idrar yoluyla bunu atabilirsiniz. Ancak burada periferde dokularda birikmiş olan artıkların, doku artıkların, metabolizma artıklarının aslında bir uzaklaştırma yöntemidir bu. Bir anlamda da bir detoksifikasyon yöntemidir ve bunun yanında kanın alınmasıyla bir miktar kanın alınmasıyla da kemik iliğinin çalışmasını hızlandırarak vücudun kendisini yenilemeye ee, çalıştığımız bir tedavi yöntemidir bu birçok alanda kullanımı var birçok alanda e, işte ağrılarda işte fibromiyaljilerde, eklem rahatsızlıklarında Hatta ve hatta işte e, duygu durum bozukluklarında bile e, psikolojik bozukluklarda bile bir e, mevcut tabloyu düzeltme Mevcut tabloyu iyileştirme adına uygulanan bir tedavi yöntemi. Yüzyıllar boyunca ta eski Mısır'a kadar uyanan, uzanan, geçmiş olan bir tedavi yöntemi. Şimdi e, sülük tedavisinden de biraz e, bahsetmenizi rica edeceğim. Aslında diğer adıyla da Hir hirut Hidroterapi. Hidroterapi. Ee, biraz zor söyleniyor. Ben çok hatırlıyorum çocukluğumda e, rahmetli babaannem de e, kendisine e, sülük e, tedavisi e, uygulatırdı. Hı hı. Tabii o zaman hekimler bunu yapmazdı. Hani halk arasında daha e, geleneksel dededen Yapılırdı. toruna geçen e, yöntemle öğrenenler yapardı. E, sülükle uygulanan tedavi e, kimlere yapılıyor? Nasıl bir yöntemdir? Aslında... E, sülükle uyguladığımız tedavi e, hacama tedavisinin e, bir e, canlıyla yapılan şekil olarak e, söyleyebiliriz. Tabi burada özel bir sülük türü var Hı -hı. ve mutlaka steril edilmiş sülüklerin kullanılması gerekiyor burada. Tıp alanında kullanılan özel bir sülük cinsi var. Bu sülük cinsiyle vücutta dokulardaki kanın o sülüğün ki aslında çok ilginçtir e, bu sülüklerin özelliği ee, bu emme işini yaparken aynı zamanda vücuda antibakteriyel madde salgılarlar. Aynı zamanda kanın pıhtılaşmasını azaltan madde salgılarlar. Dolayısıyla daha uzun süre kan emebilirler ama bu arada vücuda da yarar sağlarlar. Hı hı. Hem antibiyoterapi yaparlar bir anlamda hem de vücuttaki o biraz önce bahsettiğim Hacamat'ta bahsettiğimiz gibi zararlı e, kanın, artık kanın, atık kanın uzaklaştırmasını sağlarlar ve yine kemik ilin çalışmasını hızlandırarak çeşitli alanları kullanılıyorlar. Özellikle eklem rahatsızlıklarında dolaşım bozukluklarında, yine varislerde e, bunların e, oldukça faydası olduğu e, ben kullanmadım ama belirtiliyor. Uzun süreden beri de bu eski çağlardan beri kullanılan bir tedavi yöntemi. E, hem hacamat hem de sülük tedavisiyle ilgili itirazlar gelecektir. Ama eğer bilimsel anlamda baktığımız zaman, literatüre baktığımız zaman 10 binlere yakın bunlarla ilgili çalışma olduğunu göreceksiniz. Yani bilimsel olarak da bunların faydası kanıtlanmış durumda. Çok teşekkür ederim. Sağlığım için her şeye katıldınız. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını ve Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki çalışmalarını anlattınız. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler, sağlığım için her şey devam ediyor. Sırada iletişim bilgilerimiz var.